Herkese merhaba. Kayıt dışı iktisat video blogunun 3. videosuna hoş geldiniz. İlk videoda giriş yaptıktan ve 2. videoda kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü nasıl ölçeriz diye konuştuktan sonra bu 3. videoda kayıt dışı ekonominin belirleyicilerini konuşmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda kayıt dışı ekonominin etkilerini konuşup kayıt dışı ekonomi konusuyla en azından bir süreliğine vedalaşıp diğer iktisadi tartışmalara, diğer iktisadi konulara zaman ayırmayı hedefliyorum, planlıyorum. Bakalım göreceğiz planlarımıza uygun mu gidebileceğiz diye. Öncelikle kayıt dışı ekonominin belirleyicilerini niçin konuşmamız gerekiyor ondan kısaca bahsedeyim. Kayıt dışı ekonomi genelde gelişmekte olan ülkelerde ve hatta biraz da gelişmiş ülkelerde oldukça rahatsız edici bir iktisadi faaliyet alanı devletler için, kamu için. Çünkü kayıt dışı ekonomi kamunun vergi toplamasına engel oluyor. Kamunun belli üretimle ilgili veya sosyal yaşamla ilgili belli kuralları, örneğin çocuk işçilik olsun, örneğin çevre kirliliği olsun, örneğin belli standartlarda üretim yapmak olsun. Bunlara, bu standartlara uymadığı veya uymak zorunda olmadığı, büyük ölçüde uymadığı için kamuyu rahatsız eden bir iktisadi faaliyet alanı. O yüzden de genelde devletler, ki genelde de bu Maliye Bakanlıkları eliyle olur, kayıt dışı ekonomiyi küçültmek için çareler ararlar, çeşitli politika araçları geliştirmeye çalışırlar. Şimdi bu videoda da bu aslında bu politika araçlarının neler olabileceğini ve kayıt dışı ekonominin hangi ekonomik değişkenlerden, bunlar makroekonomik değişkenler de olabilir, mikroekonomik değişkenler de olabilir, etkilendiğini, etkilenebileceğini konuşacağız. Tabii bunu konuşabilmek için öncelikle kayıt dışı ekonomiyi ölçebilmemiz gerekiyor. Çünkü kayıt dışı ekonomiyi ölçmeden hangi politika araçlarıyla onu küçültebileceğiniz, hangi politika araçlarıyla onu etkileyebileceğinizi bilmek mümkün değil. O yüzden de aslında ikinci videoda bahsetmiş olduğum ölçüm yöntemleri oldukça önemli. Kayıt dışı ekonomiyi doğru ölçmek oldukça önemli. Türkiye'de de kayıt dışı ekonomiyi tabii biz iktisatçılar ölçmeye çalışıyoruz. Ben size bir grafikle bir şekil göstermiştim bir evvelki videoda. Ne yazık ki hani çok pesimistik bir şekil olduğundan bahsetmiştim. Çünkü farklı iktisatçılar farklı şekilde kayıt dışı ekonomi büyüklüğünü ölçmüşler farklı yöntemler kullanarak. Peki devlet bunu ölçüyor mu diye sorabilirsiniz. Yani devletin çeşitli kurumlarından kayıt dışı ekonominin büyüklüğüyle ilgili bunu izleyen, takip eden bir birim var mı? Tam olarak böyle bir birim var mı bilmemekle beraber şunu biliyorum. 2016 yılının Ocak ayında yanlış hatırlamıyorsam kayıt dışı ekonomiyle ilgili birkaç çalışma yaptıktan sonra Hürriyet Gazetesi'nden bir ekonomi muhabiri benimle konuşmak istemişti kayıt dışı ekonomi konusunda ve bu konuşmayı da daha sonradan hem Hürriyet'in internet sitesinde hem de Hürriyet'in işte matbu sayısında gazetede yayınladılar ve bu yayının ardından da yayında ben Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında en büyük kayıt dışı ekonomiye sahip bir ülke olduğunu söylemiştim. Yani göreceli olarak gayri safi yurt dışı hasılayı oranı yönünden OECD ülkeleri arasında birinci olduğunu vurgulamıştım. O bir şekilde internet sitesine Türkiye kayıt dışı ekonomide dünyada birinci diye yanlış olarak ben öyle bir şey dememiş olmama rağmen biraz da tabii biraz daha sansasyonel bir başlık olduğu için herhalde yansıdı ve çıktı. Neyse ki matbu sayıda yani gazetede, ertesi günkü gazetede ben onu düzeltmeye çalıştığım için hemen internetteki bu başlığı görüp biraz daha farklı çıktı ama biraz tabii söylemediğim ifadelerde yani söyleşide söylemediğim ifadelerde örneğin Türkiye'de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü son 10 yılda hiç değişmedi. Bu konuda hiçbir gelişme kaydedilmedi gibi. Hürriyet'in internet sitesinden aldığım haber bu 17 Ocak 2016 tarihinde yayınlanmış. Türkiye kayıt dışı ekonomide birinci diye sonradan başlığı düzelttiler. İşte burada Türkiye ekonomisindeki %28.72'lik o yılda kayıt dışılık OECD'nin 34 ülkesinin en yükseği diye geçiyor. Ve hani işte benim adımdan ve hani haberin detayında da Türkiye'de kayıt dışı ekonomiden büyüklüğünden bahsediyor. Ve tabii şu cümlede bu araştırmaya göre Türkiye'de son 10 yılda kayıt dışı ekonomide hiçbir başarı sağlanamadı diye de haber biraz sansasyonel bir başlıkla bitiyor ne yazık ki. Bu haberin internet sitesinde ve gazetede yayınlanmasının ertesi gününde bir gün işte Boğaziçi Üniversitesi'nde ofisimde otururken telefon çaldı. Ve telefonda bir hanımefendi bana gelirler genel müdür yardımcımız sizinle görüşmek istiyor Maliye Bakanlığı'ndan dedi. Ben çok şaşırdım açıkçası hani Allah Allah niye arandım diye. Telefonda işte hani hocam siz böyle böyle bir demeç vermişsiniz gazeteye ama biz kayıt dışı ekonominin büyüklüğünü böyle ölçmüyoruz. Daha farklı olduğunu düşünüyoruz. Son 10 yılda da ciddi bir düşüş olduğunu düşünüyoruz. Siz nasıl ölçtünüz bunu? Niye böyle çıktı sizin sonuçlarınız diye sordu. Açıkçası ben bu telefon konuşmasına olumlu anlamda şaşırdım birazcık. Çünkü en azından tamam hani şey diye cevap verdim. Hani gelin istiyorsanız beraber bir çalıştay düzenleyin. Bir çağırın hani ya da birlikte oturalım. Ölçüm yöntemlerini konuşalım. Ben kendi yöntemimin açıkçası diğer yöntemlere göre daha düzgün bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Geleyim size anlatayım veya siz de bana anlatın. Beraber tartışalım, konuşalım dedim ama böyle bir tartışma veya buluşma gerçekleşmedi. Ama şuna sevindim açıkçası. Hani en azından Türkiye'de bürokraside
birileri kayıt dışı ekonominin büyüklüğü hakkında endişe duyuyor. İşte onun seyri hakkında biraz en azından takip ediyor, seyrini takip ediyor, seyri hakkında endişe duyuyor. Bu açıdan hani sevindirici bir şeydi açıkçası. Ama tabii beni çağırıp herhangi bir konuda kayıt dışı ekonomiyle ilgili görüşlerimi o noktada almadılar. Daha sonradan 2018 yılında vergi konseyi üyeliğine seçildim ama onda da kayıt dışı ekonomiyle ilgili açıkçası pek bir çalışma yapma fırsatımız olmadı. Onun öncesinde ise daha komik bir şey anlattım kayıt dışı ekonominin belirleyicilerine gelirken. 2012 yılında o zaman Maliye Bakanlığı yine kayıt dışı ekonomiyle mücadele ediyoruz, kayıt dışı ekonomi yeniyoruz diye bir proje yarışması düzenledi. Bu proje yarışmasının hem akademik boyutu vardı, akademik bir yarışmada düzenleniyordu. Aynı zamanda akademik olmayan daha hani halka yönelik de bir yarışma düzenleniyordu ve yarışmada işte kayıt dışı ekonominin nasıl yenilebileceği ile ilgili öneriler bekleniyordu. Akademik açıdan akademik öneriler, akademik olmayan açıdan da hani gerçekten real hani işte iş adamları, ne bileyim işte maliyeciler, iktisatçılar, muhasebeciler tarafından geliştirilebilecek çeşitli öneriler muhtemelen. Bunlarla ilgili bir proje yarışması düzenlendi. Benim de bir yüksek lisans öğrencim, ki çok da başarılı bir yüksek lisans öğrencisi, hani birincilikle bitirdi yüksek lisansı, doktora da çok iyi bir yere gitti, şimdi Amerikan Merkez Bankası'nda çalışıyor, Serdar Birinci. Bana dedi ki yani hocam beraber gelin siz kayıt dışı ekonomi üzerine çalışıyorsunuz. Gelin beraber siz de bu yarışmaya katılalım akademik kısmına. Bir makale yazalım gönderelim. Hani ciddi de bir para ödülü vardı yarışmanın açıkçası. Hani tamam dedik hadi beraber yapalım belki bir işe yarar. Biz bir makale yazdık. O makalede birazdan bahsedeceğim kurumsal kalite göstergelerinin aslında kayıt dışı ekonominin ciddi anlamda belirleyicisi olduğu ve kurumsal kalite yani kurumsal kalitenin gelişmeden, bir kurumlara yatırım yapmadan kayıt dışı ekonominin kolay kolay küçültemeyeceğini söylüyor idik, vurguluyor idik. Biz tabii yarışmada herhangi bir derece alamadık. Yani ilk üçe bile giremedik. Ve hani bizim bulgularımızı gelip konuşalım, tartışalım diyen kimse de açıkçası olmadı. Lakin şunu hatırlıyorum. Kayıt bu yarışmada birinci olan proje, akademik proje, kayıt dışı ekonominin de mücadelede ahiliğin yeri başlıklı çalışma oldu. Hani hatta internette arattım bu çalışmayı bulabilir miyim diye az önce bu videoyu çekmeden evvel. Bulmaya çalıştım makaleyi. O makale yayınlanmış mı herhangi bir ulusal veya uluslararası dergide? Hala o yarışmanın web sitesi duruyor mu diye. Ne yazık ki bulamadım. Ne yarışmanın web sitesi duruyor, ne söz konusu makaleye ulaşabildim. Ne söz konusu makalenin önerdiği sonuçlara ulaşabildim. Hani ben burada bir haksızlık oldu falan demiyorum ama hani biz açıkçası o makalede kurumsal kaliteyle ilgili ciddi bulguları ortaya koymuştuk. Ama hiç ne buna bakan oldu ne bunu... Hadi ödüllendirilmesini geçtim de gelip bizden siz burada ne demek istiyorsunuz diyen oldu. Onun yerine işte ahiliğin, ahilik de ben küçümsemiyorum. Tabii ki tarihimizde, sosyal kültürel tarihimizde yer alan önemli bir kurum olabilir ama kayıt dışı ekonomiyle mücadelede günümüz şartlarında 21. yüzyılda ahilikle, ahiliği kullanarak nasıl mücadele edebilirsiniz? Açıkçası emin değilim. Zaten hani öyle bir şey mümkün olsaydı muhtemelen bu proje Maliye Bakanlığı tarafından da uygulamaya konurdu. Ve hani şu anda en azından internette kayıt dışı ekonomi, mücadele, ahilik anahtar kelimeleriyle bir arama yaptığınız zaman ortaya bir şeyler çıkardı. Kayıt dışı ekonomiyi etkileyen en önemli değişkenler ahilik olmadığına göre diye soracak olursanız eğer. Şimdi gene size kitaptan, yakında yayınlanacak olan kitabımdan birkaç tane şekil göstermek istiyorum. Dediğim gibi en önemli iki değişken literatüre baktığımız zaman bir vergiler ve çetevi vergiler deyince vergiler çok muğlak bir kavram çünkü bir sürü vergi var. Hangi vergiden bahsediyorsunuz diye sorabilirsiniz. Ama genel başlık olarak vergiler diyelim. Diğeri ise kurumsal kalite. Önce vergilere bakacak olursak şöyle bir sonuçla karşılaşmamız bekleniyor aslında. Dedim ya size kayıt dışı ekonomi literatürü vergiden kaçınma literatürü ortaya çıkmış. Bu ne demek? Kayıt dışı niçin kayıt dışı oluyoruz? Çünkü vergi ödemek istemiyoruz hani ya da bazı vergileri ödemek istemiyoruz. Bu da şu anlama gelmesi lazım aslında. Hani vergilerin yüksek olduğu ülkelerde insanların vergiden kaçmak için daha fazla gerekçesi olacağına göre vergilerin yüksek olduğu ülkelerde kayıt dışı ekonominin daha büyük olmasını bekleriz. Ama şimdi veriye bakıyoruz. Bakın bu veri bu şekil şu verilerden oluşuyor. X80'inde vergi yükü var. Vergi yükü ne demek? Bütün devletin topladığı bütün vergiler. Aklınıza gelecek her türlü vergi. Dış ticaret vergisi, gelir vergisi, kurumlar vergisi, işte KDV vesaire neyse bütün vergilerin toplamı ve bunun gayri sarfı yurt içi hasılaya oranı. X80'inde bu var burada. Tax burden diye geçiyor vergi yükü. Y ekseninde de kayıt dışı ekonominin gayri sarfı yurt içi hasılaya oranı var. Ve buradaki her bir kare işareti, yani her bir nokta diyeyim ya da bir ülkenin çeşitli yıllar arasındaki ortalaması. Ve tabii bir de işte regresyon çizgimizi burada göstermişiz. Negatif olduğunu gösteriyor. Tabii burada herhangi bir nedensellik veya herhangi bir hani ciddi bir empirik analiz yok. Sadece ekonometrik analiz yok. Sadece korelasyon gösteriyorum ve diyorum ki hani normalde eğer vergiden kaçınmak için insanlar kayıt dışı ekonomiye gidiyorsa
O zaman vergilerin yüksek olduğu ülkelerde kayıt dışılığın da yüksek olması lazım. Hayır, öyle bir şey yok. Tam tersi. Niçin acaba böyle? Bu böyle çünkü aslında hani daha sonradan tabii sadece bu şekle bakarak bunu anlayamıyoruz ama insanlar kayıt dışı ekonomiye sadece vergiden kaçmak için gitmiyor. Tabii vergiden kaçmak bir faktör ama tek faktör değil. Vergiden kaçmanın ötesinde vergilerin seviyesinden ziyade insanların o vergilerin nasıl kullanılacağına dair inançları da çok önemli. Yani eğer ben vergilerimin bana hani amiyane tabirle yol su elektrik olarak döneceğini hissediyorsam o zaman kayıt dışı ekonomiye gitmiyorum. Ama eğer vergilerimin kamuda çarçur edileceğini, işte ne bileyim politik harcamalar için kullanılacağını, yolsuzluğa kurban gideceğini vesaire inanıyorsam, yani kamuya olan güvenim yoksa, kamuya olan güvenim sarsılmışsa, inanmıyorsam kamuya ve yolsuzluk had safhadaysa, o zaman işte o zaman vergiden kaçınmak için kayıt dışı ekonomiye gidiyorum. Eğer ama ben vergilerin bana faydalı bir şekilde döneceğine inanıyorsam, vergiden kaçınmak için kayıt dışı ekonomiye gitmiyorum. Az önce göstermiş olduğum şekil, hani vergi yüküyle kayıt dışı ekonominin büyüklüğü arasındaki ilişkiyi gösteren şekil, sadece vergi yükü için değil, diğer başka herhangi bir vergiyi de oraya koysanız, yani gelir vergisi olsun, gelir vergisinin gayri safi yurt dışı hasılaya oranı olsun, kurumlar vergisinin oranı olsun, farklı vergi türlerine bakabilirsiniz. X eksenini farklı vergi türleriyle değiştirebilirsiniz. Sonuç pek değişmiyor. Yani vergilerin yüksekliği, mesela örneğin İsveç, Norveç, Finlandiya gibi hani sosyal refah İskandinav ülkelerinde, ki vergiler oldukça yüksek bu ülkelerde, kayıt dışı ekonomi o kadar yüksek değil. Vergilerin çok daha düşük olduğu aslında ne bileyim Bolivya, Panama gibi ülkelerde, mesela Meksika gibi ülkelerde kayıt dışı ekonominin göreceli büyüklüğü çok daha yüksek bu ülkelere göre. Ya demek ki sadece vergiler tabii ki bir rol oynuyor. İnsanlar tabii ki vergiden kaçmak isteyebilirler. Firmalar tabii ki vergiden kaçmak isteyebilirler. Ama tek faktör değil. Başka faktörler de rol oynuyor. Burada onu söylemeye çalışıyorum aslında. Bununla ilgili çok çeşitli çalışmalar var. Yani kamuya güven, kurumlara güven, komşusuna güven insanın. Mesela Public Trust diye bir değişken var. Dünya Değerler Anketinden, World Value Survey. Bunun bile aslında kayıt dışı ekonomiyle ilgili ciddi bir rol oynayabileceği konuşuluyor. Çünkü hani biz eğer komşumuza, işte çevremizdeki insanlara güvenmiyorsak aslında devlete de güvenmiyoruz. Dolayısıyla aslında o sosyal yapıya, o topluma vergilerimizle veya işte üretimimizle, üretim faaliyetlerimizle katkıda bulunmak istemiyoruz. O yüzden de mümkün mertebe işte vergi kaçırmaya, üretimimizi, yaptıklarımızı devletten, kamudan kaçırmaya çalışıyoruz gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. İşte başka bir çalışmayı göstermek istiyorum. Yine konumuzla alakalı. Kayıt dışı ekonominin farklı belirleyiciliği olabilecek. Kayıt dışı istihdamın belirleyiciliğine baktığımız bir makale var. Orhan Turul, Boğaziçi Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi. Mustafa Metin Başbay, Cambridge Üniversitesi'nde doktor öğrencisiyle yazdığımız. Bu çalışmada ki Mustafa Metin Başbay'ın yüksek lisans tezinden geliyor bu çalışma. Sosyodemografik bazı değişkenlerin, politik bazı tutumların kayıt dışı istihdamın belirleyicisi olabileceğini gösteriyoruz, ortaya koyuyoruz. Örneğin siyasi katılım veya güçlü bir devleti olan talep veya işte bazı kişisel normlar, ahlaki normlar, bunların kayıt dışı ekonominin, kayıt dışı istihdamın daha doğrusu önemli bir belirleyicisi olduğunu mikroekonomik veri kullanarak, yani anket verisi kullanarak, çok sayıda ülke için yapılmış anket verisi kullanarak ortaya koyuyoruz bu çalışmada. İse yine farklı bir belirleyici, yolsuzluk algısıyla ilgili bir tartışma yapmak istiyorum. Bu veride de X ekseninde ICRG adı verilen International Country Risk Guide, uluslararası ülkeler hani risk rehberi diyelim. Uluslararası risk rehberi diye çevirebiliriz. Bu çok sayıda ülke için 1984'ten 2019'a kadar her yılda güncelliyorlar. Farklı risk algılarını ölçen bir şirket var, PRS Group diye, Political Risk Services diye. Onun oluşturduğu bir veri seti. International Country Risk Guide, ICRG diye geçiyor. Bunun çok fazla alt başlığı var. İşte bürokratik kalite, işte etnik çatışmalar, siyasi stabilite, ne bileyim işte yolsuzluk algısı, kuralların ve işte yasaların uygulanma gücü, işte ordunun siyasetteki etkisi, dinin siyasetteki etkisi vesaire gibi bir sürü şey ölçüyor. Bu ölçülerden bir tanesi de yolsuzluk algısı. Corruption control diye geçiyor aslında. Yani yolsuzluğun ne kadar kontrol edilebildiği daha doğrusu. İşte X ekseninde bu yolsuzluk algısı, bu şekilde X ekseninde yolsuzluk algısı serisi var. Ne kadar yüksek bir yolsuzluk kontrol serisi var, özür dilerim. Ne kadar yüksek bir değer alıyorsa bu, 0 ile 6 arasında değişen bir değer. 6 demek yani yolsuzluğun o ülkede ciddi derecede kontrol edilebildiği anlamına geliyor. Yani yolsuzluğun çok fazla yaygın olmadığı anlamına geliyor. Düşük değerler ise, yani işte en düşük yarım var sanırım, 1 var, 1,5 var, neyse.
Onlar da yolsuzluğun çok yaygın olduğunu gösteriyor. Y ekseninde de kayıt dışı ekonominin yine büyüklüğü var gayri safi yurt içi hasılaya göreceli olarak. Burada da görüyoruz hani yolsuzluğun daha kontrol edildiği, yolsuzluğun daha az yaygın olduğu ülkelerde yani bu tarafta kayıt dışı ekonomi diğer ülkelere göre daha küçük oluyor. Bu iki şekli göstermek istiyorum kayıt dışı ekonominin belirleyiciyle ilgili. Burada şimdi bir bakış açısı da şu olabilir hani ülkeler zengin ülkelerde kayıt dışı ekonomi daha küçük yani bu da bilinen bir gerçek hani daha zengin ülkelerde gerçekten de kayıt dışı ekonomi gelişmekte olan ülkelere göre daha fakir ülkelere göre ki fakirliği zenginliği işte kişi başı gayri safi yurt içi hasılayla çok rahat ölçebiliriz. Kayıt dışı ekonominin büyüklüğü farklılaşıyor. Zengin ülkelerde daha küçük göreceli olarak gayri safi yurt içi hasılaya oran olarak. Lakin daha fakir ülkelerde daha büyük. Tabii burada şunu vurgulamak istiyorum. Hani göreceli olarak diye konuşmak lazım burada. Çünkü hani örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıt dışı ekonominin gayri safi yurt içi hasılaya oranı %7,5-8 arasında ölçülüyor. Yani şimdi ama Amerikan gayri safi yurt içi hasılası çok büyük tabii. Hani dünyadaki en zengin ülkelerden bir tanesi ve nüfusu da yüksek, büyük. Dolayısıyla Amerika'nın %8'i hani Türkiye'nin %30'undan tabii ki çok daha büyük. Bu dolayısıyla hani absolut değer olarak Amerikan kayıt dışı ekonomisinin daha büyük olduğu anlamına geliyor. Ama gayri safi yurt içi hasılayı göreceli olarak daha küçük tabii ki %8. İşte Türkiye'nin %25'inden işte neyse artık %30 olsun, 25 ile 30 arasında olsun. Ondan tabii ki çok daha düşük oransal olarak. Peki yani şunu diyebilir miyiz? Peki zengin ülkelerde kayıt dışı ekonomi küçük. O zaman ülkeleri diyelim ki biz siz zenginleşin, zenginleşin ki zaten kayıt dışı ekonomimiz küçülecek. Merak etmeyin. Ne yazık ki bunu tam olarak diyemiyoruz. Çünkü bu başka bir çalışmadan alınma. 2014'te yayınlanmış bir çalışmadan alınan iki tane şekil. Burada şunu görüyoruz. Şimdi üst panelde gene iki panelde de aslında iki şekilde de x ekseninde kişi başı gayri safi yurt içi hasıla var. Y ekseninde de kayıt dışı ekonominin büyüklüğü var. Fakat burada iki grup ülke var. Alt gruptaki ülkeler yüksek kurumsal kaliteye sahip ülkeler. Yani işte yolsuzluğun kontrol altına alındığı, bürokratik kalitenin yüksek olduğu, kuralların, kanunların uygulandığı, demokrasinin geliştiği ülkeler. Üstteki ülkeler ise, buradaki ülkeler ise tam tersi işte yolsuzluk yaygın olduğu, işte bürokratik kalitenin düşük olduğu, bürokrasinin çok verimsiz olduğu, işte demokrasinin gelişmemiş olduğu, kuralların, kanunların uygulanmadığı ülkeler. Bu ülkelerde yani kurumsal kalitenin düşük olduğu ülkelerde zenginleşme oldukça hani kayıt dışı ekonomi azalıyor gibi gözükmüyor. Yani artıyor da demeyeyim çünkü nedensellik ortaya koymuyoruz ama en azından kayıt dışı ekonominin büyüklüğüyle, göreceli büyüklüğüyle kişi başı gayri safi yurt içi hasıla arasında pozitif bir korelasyon var. Oysa kurumsal kalitenin yüksek olduğu aşağıdaki gruptaki ülkelerde ise bu çok daha farklı. Bu ülkelerde kayıt dışı ekonominin büyüklüğüyle kişi başı gayri safi yurt içi hasıla arasında negatif bir korelasyon var. Bu videoda kayıt dışı ekonominin belirleyicilerinden en temel iki tanesini, vergileri ve kurumsal kalite değişkenlerini konuştuk. Tabii yani bu yaptığımız konuşma bütün kayıt dışı ekonomi literatürünü, bütün kurumsal değişkenleri, bütün işte vergilerle ilgili ve vergilerin kayıt dışı ekonomiyle ilişkisiyle ilgili bütün çalışmaları kapsamıyor. O açıdan hani çok aşırı kapsayıcı, her konuya değinen bir video olmadığının farkındayım. Ama en azından kısa zamanda en önemli noktalara değindiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videoda kayıt dışı ekonominin etkilerine, diğer makroekonomik değişkenlere etkilerine bakacağız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.